Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Esat Yılmaz, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben Kıbrıs'a büyük bir zevkle geliyorum. Bu sefer de inşallah yine Kıbrıs sporu için çok yararlı bir eğitim semineri olacak herhalde. Seve seve geldik sevgili Mustafa Denizli ile birlikte. Ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Ağca da burada bizlerle birlikte olacak. Kıbrıs'ı dostlarla bir araya gelmek, onların sorunlarını tartışmak, sporu tartışmak her zaman güzel. İnşallah bu seminerde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği için hayırlı olur diyorum. Çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü hakikaten Kıbrıslı meslektaşlarımızın ciddi sorunları var. Evet. İşte ben de aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Birliği'nin birinci başkan yardımcısı olarak da onların o sorunlarına da bir çözüm getirmek için uğraşıyoruz. Bir dizi toplantılar gerçekleşiyoruz. Yani Güney Kıbrıslı gazeteci arkadaşlarımızdan da bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını çözebilirsek o zaman kendimi çok daha bahtiyar ve mutlu hissedeceğim. İnşallah çok kısa bir süre içinde onlar da IBS kartlarını alıp uluslararası yarışmalarda akredite olabilecekler. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ama burada ciddi bir eğitim çalışması yapılacaktır. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin her zaman olduğu gibi gene başarılı bir seminer gerçekleştireceğine inanıyorum. Peki, ambargolar altında ezilen bir toplum olarak gösteriliyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Spor olarak maalesef dünyaya açılamıyoruz. Evet. Basında en çok kitlendiği nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin bununla ilgili herhangi bir çalışması var mı? Bu ambargoyu aşabilmek adına. Tabii ki var. Yani tabii ki bu çalışmaları çok büyük bir yoğunlukla yürütüyoruz. Biraz önce dediğim gibi Dünya Spor Yazarları Birliği ile bu sorunun aşılması için büyük bir gayret içindeyiz. Sevgili o gün Genç Kasbaz'dan da bir arada bu konuyu konuşuyoruz. Antalya'daki Dünya Kongresi'nde bunun ilk adımlarını attık. Ondan sonra Güney Kıbrıs'ta bir toplantı yapıldı. İki tarafında bir araya geldiği ne gibi çözüm üretebiliriz diye. Birinci hedefimiz burada yaşayan meslektaşlarımızın bu ambargodan kurtulmaları. Bunu kurtulmalarının yolu da uluslararası spor yazarları kartı olan IBS kartına sahip olmalarından geçiyor. Eğer görüşmeler çok iyi bir noktaya geldi, kısa bir süre sonra bunu çözebilirsek IBS kartlarını alacak Kıbrıslı Türk spor yazarı kardeşlerimiz dünyadaki bütün spor organizasyonlarına, olimpiyatlar dahil hepsine akredite olup yerinde izleme şanslarını bulacaklar. İlk adım olarak bunu düşünüyoruz. Ondan sonra tabii ki Kıbrıs sporunun da dünyaya açılması için Türkiye Spor Yazarı Derneği uluslararası organizasyonlar çerçevesinde her türlü girişimi yapacaktır. Yani bugün globalleşen dünyada ambargolar gibi garip bir uygulamanın geçerli olmadığını hepimiz kabul ediyoruz. Bunun da artık yavaş yavaş çözüme ulaşması şart. Bu yönde adımlar atılıyor, çalışmalar yapılıyor, umut verici gelişmeler var. İnşallah en kısa zamanda Kıbrıslı meslektaşlarımızın önderliğinde Kıbrıs sporu da dünyaya açılır diye düşünüyorum. Sporun Vizyonu Eğitim Semineri için adımıza gelen sevgili Mustafa Denizli, Türkiye'nin en ünlü teknik direktörlerinden bir tanesi, en son iki kupalı diyelim artık, değil mi? O şekilde. Hoş geldiniz adımıza. Hoş bulduk. Bu eğitim semineri için adımızdasınız. Neler hissediyorsunuz? Evet, spor yazarlarından bu dönem olan seminerlerde mümkün mertebe katılmaya çalışıyorum. Kıbrıs Spor Yazarları Derneği'nin benim için ayrı da bir yeri var. Neticede ben de yıllar önce Kıbrıs vatandaşı olmuş biriyim. Uzun süredir de gelmemiştim. Ne tatil için ne çalışma için. Dolayısıyla böyle bir ortam olunca onlarla beraber olmak istedim. İnşallah keyifli de bir ortam buluruz. Peki şu anki durumla, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu konumla Türkiye'deki bakış açısını değerlendirme şansımız var mı? Bir teknik direktör gözüyle. Bu kadar iç içe yaşayan toplumların esasında sporda bu kadar uzak kalmaması lazım. Bu aşağı yukarı 30 yıllık bir sorun. Yani Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın bu sorunlarını birinci derece aşması gereken ülke Türkiye. Ama tabii bu yaptırımlar her iki tarafında elini kolunu bağlıyor esasında. Ya, en azından daha evvelki yıllardan Kıbrıs futbolundan
yani Türkiye'ye gelen futbolcular vardı. Bu ara onlar da yok. Herhalde burada da futbolun kalitesinde ve yetişen futbolcu kalitesinde bir düşme var diye düşünüyorum. Bir iki futbolcu var şu an Türkiye'de oynayan. Beşiktaş'ta vardı, Kenan Özer vardı, altyapıdaydı geçen sene. Sonra Rize'ye mi gitti? Rize'ye gitti. Ama yani şey olmuyor, yani böyle değil. Yani üç büyüklerde resmen oynayacak, onun yükünü çekecek, ön plana çıkacak futbolcu tipinden bahsediyorum. Evet. Futbolcu tabii var, yani Kuzey Kıbrıs ligini zaman zaman takip de ediyorum. Ama onun dışında yani böyle çok ön plana çıkan futbolcu olmadı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Peki, görüşmek üzere. Tamam.